Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video içerisinde sizlere arkadaşlar her Elo için Jungle karakterlerini öneriyor olacağım. Hem rahatça lig atlamanızı sağlayacak hem de sizlerin karakterleri öğrenmenizi kolaylaştıracak karakterler olacak. Bu karakterleri seçerken de hem kazanma oranlarına hem de tercih edilme oranlarına göre listeledim ve bu bilgileri de League of Grapes'ten aldığımı sizlere hatırlatmak isterim. Demir Elo'dan bahsetmek gerekirse arkadaşlar Demir Elo'da oynayan arkadaşlara şiddetle Diana'yı tavsiye ediyorum. Karakter oynanması zor bir karakter gibi gelebilir ama birkaç pratikle çok rahat bir şekilde karaktere alışabilirsiniz. Eminim ki Diana'yı denemişsinizdir. Eminim ki az buçuk karakterin yeteneklerini biliyorsunuzdur. Hiç bilmiyorsanız bile birkaç oyunda birlikte çok rahat alışabilirsiniz. Hem yüksek hasar, hem yeterince tanklık, hem de yeri geldiğinde birkaç kişiyi saf dışı edebilmesi dolayısıyla Düşük Elo'daki arkadaşlara yani Demir Elo'daki arkadaşlara şiddetle öneriyorum. Bronz Elo'dan bahsetmemiz gerekirse Bronz Elo'daki arkadaşlara şiddetle Rammus'u tavsiye ediyorum. Hem çok fazla tank hem de tek başına oyuna gerçekten sırtlayabilen bir karakter. Sırtlayamaz, taşıyamaz, tek başına hiçbir şey yapamaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Takıma bağlı diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar Bronz Elo olsa da insanlar sizi takip ediyorlar. Ve Rammus oynadığınızda en azından siz bir savaş başlattığınızda peşinizden birileri gelecektir. O yüzden Bronz Elo'daki arkadaşlara şiddetle Rammus'u tavsiye ediyorum. Gümüş Elo'ya geçecek olursak da bir diğer tankımız olan Amumu'yu öneriyorum. Yine savaş başlatma kabiliyeti çok yüksek, çok fazla kitle kontrolüne sahip. Hem hızlı bir şekilde orman dönebiliyor hem çok az can kaybediyor. Eğer erken oyunu iyi geçirir ve hızlıca 6 levele ulaşmayı başarırsanız hem yüksek olmayan ulti bekleme süresi hem de yüksek hasarı ve yüksek kitle kontrolüyle birlikte hem takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilirsiniz hem de oyunu tek başınıza sırtlayabilirsiniz. Altın Elo'ya geçecek olursak yine orta koridorda olduğu gibi Mordekaiser'ı da ormanda da öneriyorum dostlar. İş yapar mı? Ya bu karakter nasıl iş yapacak? O kadar da güçlü bir karakter değil. Bir şeyler başarması çok zor. Ben bu karakterle baskın atamam diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aksine hem çok rahat bir şekilde baskın atabiliyorsunuz. Hem yeteneklerinin bekleme süresi çok uzun değil. Hem de orman kamplarını çok hızlı bir şekilde dönebiliyor. Zaten Gold Elo'daki arkadaşları az buçuk takım arkadaşları çok rahat takip edebileceği için bir şeyler yapabilme ihtimaliniz kolaylaşacaktır. Dediğim gibi hem hızlı bir şekilde baskın atabiliyorsunuz, hem rakibi eksik bırakabiliyorsunuz, hem de tek başınıza savaşları kazandırabiliyorsunuz. Platin Elo'dan bahsetmemiz gerekirse sevgili dostlar, Platin Elo'da işler birazcık daha değişiyor. Burada birazcık daha renkli karakterler, yani rakibi saf dışı bırakma konusunda şaşırtıcı güçte olan karakterler tercih etmeniz gerekiyor. Ve bu noktada da Master Yi'yi öneriyorum. Hem hızlı bir şekilde baskın atabiliyor, hem aldığı bir iki skorla birlikte bir anda açılıyor ve tek başına oyunu kazandırabiliyor. Hem de Ejder, Alamet, Baron gibi büyük orman yaratıklarını çok hızlı bir şekilde tek başına da alabildiği için sizlere Master Yi'yi Platin Elo'da öneriyorum. Elmas Elo'ya geçtiğimizde ise Fiddlestick kendini belli ediyor. Hem ters köşelerden baskın atabilmesi, rakibi beklemediği açılardan gafil avlayabilmesi kabiliyeti sayesinde, hem de rakibi çok rahat tek başına ters pozisyona sokup takım arkadaşlarının içine ittirebilmesi dolayısıyla şiddetle önerdiğim bir karakter. Öncesinde hatırlarsanız sizlere üst hattaki Elo'da öneriyordum. Şimdi arkadaşlar sizlere Elmas Elo'da Fiddle öneriyorum. Ustalık Elo'ya geçtiğimizde ise işler yine farklılaşıyor. Burada yine saldırı hızı fazla olan, yeterince tanklı olan ve rakibin pozisyonunu bozabilen bir diğer karakter olan Belveth'i öneriyorum. Master Yi'den arta kalan zamanlarınızda çok rahat bir şekilde Belveth'i oynayabilirsiniz. Özellikle Ustalık Elo'da çok yüksek kazanma oranı olduğunu ve çok fazla tercih edildiğini söylememde fayda var. Karakteri Ustalık Elo'daki arkadaşlara şiddetle öneriyorum. Eğer Ustalık Elo'ya ulaşacaksanız mutlaka ama mutlaka oynamanız gereken karakter Belveth olacak sevgili dostlar. Evet dostlarım, her Elo için ormandaki en iyi karakterleri sizlere listelemeye çalıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana iletebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.